Herkese selamlar. Yepyeni Futbol Manager 2024 Beşiktaş kariyerine hepiniz hoş geldiniz. Geçen bölümde birkaç transfer denemesi yapmıştık. Şuradan da bir şey göstermek istiyorum. Sözleşmeyi reddetmiş bu arada Ersin. Gitmek istememiş. Nedenini bilmiyoruz. Transfer geçmişinde burada Rafa'da 500 milyon liralık bir şeyler vardı. Milyonluk bir şeyler vardı. Bu düzeldi. Çünkü Türk lirası kullanıyorduk. Artık daha net oyuncu transferleri yapabileceğiz. Ve ben ilk önce bir Talisca'nın durumunu öğrenmek istiyorum. Talisca gelebilir mi? Bunu bir denemek istiyorum. Bir tekrar yapmak istiyorum. Hayalimizde var ya abi yani bu adam. Bir şartları öner diyelim. 8 milyona gelebiliyor. Bizde durum ne? Bizim ne kadar şeyimiz var? Bütçemiz var. O önemli. 5 milyonluk bütçemiz var. Gidenlere göre bunu yapabiliriz. Sudan tekrar Talisca'ya gelip üstüne para durumunu bir belirtelim. Almaya çalışacağım bu oyuncuyu kesinlikle düşünüyorum. Bunu iptal edeceğim abi. Şu an bu teklifi iptal edip tekrar bir teklif yapmak istiyorum. Umarım yapabiliyoruzdur. Hemen onaylamasaydım keşke. Onayladığım için şu an almaya da biliriz. Bir tekrar deneyelim. Şurayı 2 milyon yapalım. Taksitler halinde sana o miktarı ödeyebilirim abi. Verebilirim yani. O miktarı sana çok net bir şekilde verebilirim gibime geliyor. Şöyle yükseltelim. Yükselt abi. Kısmına gerek yok. Bunu yükselt. Bu adamın aldığı miktar bir tık fazla. Bunu da biraz arttıralım. 3 milyonunu verebilirim bu adama. Gözü kapalı verebilirim. Şöyle 10 milyonu bu şekilde vermeyi denesek kabul ediyorlar. Oyuncuyla anlaşmak biraz sıkıntılı olacak. Talisca'yı almak istiyorum abi ben. Bu arada Sümre olayını da birazdan göstereceğim. Gelmek istemiyor abi. Neden lan? Çok saçma lan. Gelmek istemedi adam. Adam gelmek istemedi. Saçmalık lan. Karşılayabiliriz ya valla. Valla seni ekliyorum buraya. Oğlum gelmen lazım lan. Karşılayabiliriz o miktarı. Semih'e teklif var. Direkt reddediyoruz. Göndermeyeceğim. Manchester United'dan teklif gelmiş. Gelen şeyini yolla buraya. Ya gelebilirdi abi. Daha önce de almayı denemiştik bu oyuncu, alamamıştık. Talisca'yı evet almak istiyoruz. Üst seviyeye taşıyabilecek bir oyuncu. Paramız var abi, almak istiyoruz, karşılayabiliriz diyoruz. Yani onun düşüncesini değiştirmeye çalışacağız. Pekala, Roberto Gagliardi gelmiş, okey. Senden de hemen bir transfer tavsiyesi isteyelim. Olympique Marsilya mı? Marsilya ile görüşecek galiba. Burası neresi abi? Hangi takım? Aynen. Olympique Marsilya ile görüşmek istiyormuş. Yani bizi reddedip Pjanic. Alamıyoruz. Zaşisa sakatlandı. Immobile 6-7 hafta sakatlandı. Forma sözünü veriyoruz. Aynı kalacak diyoruz. Sıkıntı yok abi. O formayı sana her türlü vereceğim. Yedeği de büyük ihtimal Mustafa olacak. Bizim forvet transferi düşünmemiz gerekiyor. Sakatlanması iyi olmadı. Pjanic imzaladı bu arada. Yapacağımız şeylere bakalım abi, bir dakika. Fikstürde ne var? Kaç tanesizlik maçı yazmışlar bize? Erzurum maçını bence iptal edelim abi. Bunu iptal et ya. Bu gereksiz bir şey. Bunu iptal ettim. Amed'e karşı oynayalım. Altay'a karşı olan hazırlık maçını da iptal et. Gerek yok abi. Amed'e karşı oynayalım, görelim takımı. Ardından da Al-Nassr ile karşılaşalım. Bu Avrupa Ligi maçında bir sonraki bölümde oynayalım istiyorum ben. Benim önceliğim bu bölümde transfer yapabilmek. Ya bana transfer önerisi vermen lazım. Bedelsiz. Sözleşme sonu. Yani ne varsa abi. Sözleşme sonu. Yani kiralık. Ne varsa. Ne verebiliyorsan. Abi ne verebiliyorsan kiralık. Gönder gelsin. Transfer listesinde varsa o da olabilir. Çünkü Immobile sakatlandı. Ben gider alamayız. Ben gider imkansız.
Burada bir oyuncu görüyorum. Erik Maximiç Aubameyang. 35 yaşında ama özellikleri de fena değil. Bir temsilciyle detayları görüşsem, biraz ilgilendiğimizi belli etsem olabilir bak. Bu oyuncuyu bir düşünelim. Alabiliriz aslında. Bu oyuncu olabilir. 800 bine gelebilir diyor. Thiago Santana özellikleri bakmamız lazım. 31 yaşında iş yapabilir. Mata var. Burada Palacios var. Fırsatçı golcü. Özellikleri fena değil. Başka kimi alabiliriz? Joaquin Correa diye biri var. Yani bu oyuncuya imza attırabiliriz. Bir soralım abi yine durumunu biraz ilgilendiğimizi belli etsek. 4 milyon diyor. Tamamdır, teşekkürler. Bir deneyebiliriz, şansımız bu oyuncu için de deneyebiliriz. Roberto Firmino'yu görüyorum ama bu oyuncuyu almak gerçekten zor olabilir abi. Yani bilmiyorum, bir bakalım. Biraz ilgilendiğimizi belli edelim. Ya olmaz, alamayacağını zaten pat diye bize söyledi. Biz bir Koreli'yi bir deneyelim. Koreli'yi bir almayı deneyelim. Bonsabis bir soralım. Ama biz teklifle yapalım ayrıca. Şunu biraz düşelim. Yani hemen o parayı da çıkartıp vermeyelim. 2 milyonu şimdi verelim. Çünkü bizde para yok. Hemen gelsin. Taksitler halinde de 6 aylık bir taksit yaparak şu şekilde 2 milyon da öyle versek ne dersiniz? 3 milyon. Okey, olur, olur. Benim için hiç sıkıntı değil. Bunu kabul ettim. Genç bir oyuncu da almak istiyorum bu arada. Bizim gözlemciler ne yaptılar? Hala arıyor musunuz? Arıyorsunuz. Ne zaman geleceksiniz? Bunu da bilmiyoruz. Burada tekrar bir transfer odağı diyelim. Boşta oyuncumuz, adamımız varsa gönderelim bir. Var mı adamımız? Evet, adamımız var. Jos Iglanso. Bu adamı hemen gönderdim. İtalyan bir adamımız var. Roberto Gagliardi. Bu adamı da gönderiyorum. Şöyle 24 yaşında seçiyorum. Bunu bu şekilde arttırayım bir. Yüksek öncelikli olarak belirliyorum. Hemen gidiyorsunuz abi. Ne varsa ne varsa buluyorsunuz. Yusuf Özdemir'i getirdiler bana şimdi. İki tane öneri. Yusuf Özdemir. Detayları görüşmeye çalışsam, biraz ilgilendiğimi belli etsem. Tamamdır. Yani işe yarayabilir bu oyuncu. İki yönlü bekliyor. Ya yani sağda da solda da oynayabilir galiba. Bununla da görüşelim. İlgilendiğimizi belli edelim. 210'a alabiliyoruz ve 19 binlik bir aylık maaşı oluyormuş. İsteyebilir diyor. 21 yaşında Karzinski. Ya bir deneyelim mi? Bu oyuncu almayı deneyelim mi? Ya da şey yapalım, bu iki adamı biraz inceletelim mi? Rapor. Ya tam bir rapor, tam emin olana kadar bir incelesinler. Ondan sonra bakalım abi. PNG takip listesinden çıkartıyoruz. Gitti abi. Yapacak bir şey yok. Gözlemcilik. Sadio Mane. Yani temsilciyle konuşmaya çalışsan, almak istesek gelmez abi. Mali gücümüz yok. İmkansız yani. Bu istediğin hayatta olmaz. Alamayız. İki öneri geldi. Gördüğümüz öneriler. Bizimkiler ne yapmış? Pende iki tane gol atmışlar. Okey. Hatta kaç tane attınız? Kaç tane attık abi? Kaç sıfır yendiğimizde yazıyor musun? 4-1 yenmişiz. Harika. Maçları iptal ettiğimizi görüyoruz. Biz iptal ettik. Bunlar okey zaten. Antrenmanı düzenlemeyeceğiz. Amed'e karşı oynayıp ardından da bakacağız duruma göre. Transfer yapmamız lazım. Bizim önceliğimiz bu. Henüz bir şey yapamadık. Transfer önerisinde imza attıramadık henüz birilerine. Onana kiralık. Taksitler halinde de bunu diyorsun. Abi bize ne vereceksiniz? 120. Ne kadar veriyorsun? 400 bin de öyle veriyorsun. Piyasa değeri ya fena değil abi ya. Fena bir teklif değil. Ben bunu sadece bir tık arttırıp
şöyle yapsam, şartları öner desem kabul ediyorum. Mutsuz olma abi. Mutsuz olmana gerek yok. Yusuf Yazıcı da maalesef bize çelmeyi taktı. Chamberlain gitmek istemedi. Yapacak bir şey yok. Ondan da güzel para elde edebilirdik. Yapacak bir şeyimiz yok. Teki yapmayı düşünüyorum. Kim ilgileniyor abi? Düşüneceğim abi, düşüneceğim. Bu emektar oyuncu alabiliriz aslında. Yani Immobile'nin yokluğunda iş yapabilir. Yardımcı Mert oynamak istiyor. Kulübün uzun vadeli hedefleri kazanacağız oğlum. Savunmacı bu olmaz. Bu dediğini de yapmıyorum abi. Ama diğer her dediğine okey verdim. 13 numarayı da sana veriyorum zaten. Sözleşme pazarlığında bütçe ayarlamamız lazım. Bütçe ayarlayamıyoruz. Şunu arttırıp şunu biraz kıssam. Ne dersin? Hatta sana da şöyle bir 100 bin versem. Şu 15 maça çıkarsam. İnat edeceksin anladığım kadarıyla. 2,5 versem. Şunu biraz kıssak abi. Anlaşacağız da. Abicim bak 3 veriyorum işte. Daha ne istiyorsun lan? 3 veriyorum daha. Daha ne vereyim? Al sana da 250-205 vereyim. Yok abi böyle olmaz. Senle anlaşamayız biz. İmkansız. Şuraya tekrar geldim. Bedelsiz transferlere tekrar geldim. Burada başka oyuncu var mı? Maximiliano Gomez var. Uruguaylı. Trabzonspor'da da oynamıştı. Evet. Bu oyuncu neden boştu abi? Allah Allah, bu oyuncu neden boştu anlamadım ki. Vay. Savunmacı. Bu olmaz abicim. Bu olmaz. Ama diğer her dediğin olabilir. Tamam. 4 yılına geliyorsun. Okey. Ya aldık sonunda birini. Maximiliano Gomez geliyor. İnşallah. Ya bir transfer yapalım ya. Forvet'e bir tane transfer yapalım istiyorum ben artık. Benim isteğim bu. Şimdi ne oldu abi? Ben izin verdim zaten ama sen gitmek istemedin. Hiçbiriyle anlaşmadın abi. Ben bunu anlamadım. Tekliflerin hepsini kabul ettim. Bu tekliflerin de hepsini kabul ediyorum. Abi sen hiçbir şey yapmıyorsun çünkü. Hepsini kabul ettim. Görüşüyorsun abi ama hiçbir şey yapmıyorsun. Sözleşme imzalamamışsın hala. Hepsini kabul ediyorum ben bu yüzden. Gitmedin. Gitmen lazım. Gitmelisin ki ben de transfer yapabileyim. En azından bir iki tane daha transfer yapabileyim. Correa. Evet. Görüşmeye başlayalım hemen. Ya bu dediğini yapabilir miyim bilmiyorum. Yani hiç fikrim yok. Bu adamı da almaya çalışıyoruz. Ama biraz zor gözüküyor. Baksana. Verebileceğim miktar net olarak bu. Yani imkansız gibi bir şey. Şöyle bunu da attırdım. Şunu attırdım. Şartları öner dedim. Yok abi bu oyuncuyla da anlaşamayacağız. Zaten biz aldık oyuncuyu. Çok da önemli değil. Luxaro. Gözlemci. Alalım abi oyuncu adamı da alalım. Bu adam da iş yapabilir. Evet imzala. Hemen imzala. Gözlemci işi yapar. İş yapar abi kesinlikle. Emir Şiranlı. Evet gönder. En mantıklısı. Transfer pazarına bakabilirsin diyor. Satılacak abi satılacak. Eklemiştik zaten kendisini. Yükselt diyor. Yükselt, okey. Hem Jonas Svensson hem de aslında fiyat yükselttik. Giderler mi? Bilemem. Ama gitmeleri lazım. Kesinlikle gitmeleri lazım. Yani bize yerli oyuncular da lazım. Yerli oyuncu bulmam lazım benim. Yerli oyuncu demişken de aklımda Can Uzun var ama gelir mi? Ne dersiniz? Deneyelim mi? Can Uzun. Temsilciyle görüşelim. Çok ilgileniyoruz. Kiralık olarak gelebilir diyor. Bir bakalım. Teklif yapalım. Kiralık diyelim. Şöyle 1 milyonluk bir şey yazalım oraya. Yazalım. Tamam. %100 bir şey isteyecek herhalde. %100 verelim. %100 isteyecekler çünkü bu belli. Gelecek sezon gitsin. Gelecek sezon sonu gitsin. İlk 11 oyuncusu. Ayrıca buraya bir şey daha ekleyebiliyor muyuz? Ekleyelim. Zorunlu satın alma bedeli
ekleyelim buraya. 11 milyon diyelim. Charter'ı öner diyelim. Kiralamak istemiyorlar diyor. Daha fazla artırmamız lazım. Pekala, tekrar dene diyor. Şansını tekrar dene. Peki, tekrar deneyelim. Can Uzun için daha sonra almayı deneyelim. Şöyle tekrar geldim. Transfer teklifi, kiralık yok, olmuyor. Bu oyuncu alamıyoruz. Ya istediğim bir oyuncu ama gelmiyor. Yapacak pek de bir şey yok. O zaman biz ne yapalım? Enes Ünal diyelim mi? Enes Ünal ya da o tarzda kim oynayabilir? Başka da aklımda Türk yok ki. Yusuf desek, diğer bir Yusuf'u kanada çekmeye çalışsak, Yusuf Sarı. Nasıl olur? Bu adam boşta mı şu anda? Yusuf Sarı. Boşta mısın? Bir görüşelim abi. İlgilendiğimizi belirledim. Tamamdır. Bir teklif yapalım. 450 bin diyelim. Gelir mi? Oo, çok yükseldin. Çok yükseldin. O çok fazla. Ben bu oyuncuya verebileceğim miktar bu. İstiyorsan olur. Tamam, güzel. Kabul ettiler. Türk oyuncu almamız lazım. Kural sebebiyle. Gelmiyor abi. Can Uzun gelmek istemiyor. Yapacak bir şey yok. Kiralama teklifimiz reddedildi. Ama Yusuf Sarı geliyor. Yani inşallah anlaşacağız. 70'e düşsek bunu. Bunu da biraz düşsek. Burada bir imza parası versek sana 20 bin. 100 bine çıktın. Abi uçma istersen. Çok uçuyorsun. 250 bin yaptım. Sen buradaysan senin yüzünden de olabilir böyle şeyler. Böyle yapalım. 100 bini de diretiyor. Abicim 150 verdim. Yani diretme daha da. 70 verebiliyorum. Daha ne diretiyorsun? Bunu diretmemen lazım. Prim ekledim. Konferans ligindeyiz ya biz. Şampiyonluğa ulaşırsak sana daha fazla para vermeyi düşünüyorum. Bak al şunu da vereyim sana. Şartları öner. Ey Allah'ım. Mevcut sözleşmeyi kullan. Bunu böyle ittir abi. Hayır, gelmek istemedi. Ya sen bilirsin oğlum. Sen bilirsin. Vallahi sen bilirsin. İyi oyuncu istiyorsan iyi para vereceksin kardeşim. Veriyoruz ya. Bizde para mı var? Para sıçmıyoruz ya. Oyuncular gitmiyor abi. Oyuncular gitmiyor. Ben ne yapabilirim? Oyuncular gitse alacağım transferler belli. Bu çok sıkıntılı. Zaynettinov. Ya hadi artık git ya. Hadi oğlum git ya. Bir gidemediniz oğlum. Bir gidemediniz. Biriniz gidin artık. Görüşüyorsunuz. Ölümüne mi görüşüyorsunuz bilmiyorum ya. Ne yapıyorsunuz acaba? Neyi görüşüyorsunuz? Ben bunu anlamadım ki. Yedeğe çektim seni hemen. Şuraya aldım. Mert'i yedeğe çekeceğim. Tobias'la başlamak istiyorum. Şöyle hemen oyuncuları da ayarlayalım. Yedekleri hemen ayarlayalım. Bu yedekler neden burada duruyorlar bilmiyorum. Salih Uçan. Hemen yedeğe gel. Çarlendur. Neden burada duruyorsun? Bunu da bilemedim. Can Keleş. Aldık ama neden oynatmıyoruz? Bunu da bilmiyorum. Milot Raşitsa. Hemen aldık oyuna. Anis Mucci. Ve Mustafa Hekimoğlu şekline gidiyoruz. Bir de burada Bertrame'miz var. Bertrame. Güzel oyuncularımız var. Alex Oxlade-Chamberlain de gitmedi henüz. O yüzden onu da aldım. Bu tür maçlarda oynatabiliriz. Yakup Arda Kılıç ve son olarak da Necip Uysal şeklinde kadro oluşturdum. Ali Musa Atiyer'ine bu sefer bir Ernest Mucci ile başlamak istiyorum bu bölgede. Bunu denemek istiyorum. Mustafa Hekimoğlu sakat Immobile'nin yerine alayım istiyorum. Fahri Ay'da girsin. Abubakar asla şans vermeyeceğim. Yani bize attığı kazı unutabilmiş değilim. Unutamıyorum abi. O attığı kazı unutmak pek de mümkün değil. Sakatım diye çıkmayan birinden Medet Umulmaz simüle et dedim ve hadi bakalım. Ahmet'i yenebilecek miyiz? Maçın özetine bakacağız. Sıkıntı yok. Bu şekilde süreyi dengelemiş olacağız. 25 dakikalık bir bölüm olmasını istiyorum. Bu maçları yaptıktan sonra göreceğiz. 0-0 berabere mi kaldık? Nasıl lan? 0-0 berabere nasıl kalabiliyoruz? Gol özeti var mı? Yani Ahmet'e karşı nasıl gol atamadık bilmiyorum. Bu nasıl mümkün olabildi?
Gol atmışız penaltıdan ama. O da 0-0 yazan mıydı peki? Svensson. Rafa. Uzaklardan Rafa Silva. Vay canına. Vay vay vay. Beşiktaş yeniyor aslında. Fena değiliz. Mustafa Ekimoğlu. Verdi pası Mario'ya. Pas Mustafa Ekimoğlu. Immobile'nin yokluğunu aratmıyor diyebilirim. Geçen maçta Immobile de güzel oynamıştı. Rafa Silva, Mustafa paslaşması. Tekrar Mario'yu gördü orada. Joao Mario ve gol. 4-0 oldu. Bu beni mutlu ediyor ya. Bu beni mutlu ediyor. Bakalım Alnasır'a karşı ne yapacağız? Arayan Nusrati. Nusrati. Toparlon'da şimdi pasını verdi. Rafa Silva klasını konuşturdu resmen. 5-0. Atıyoruz lan atıyoruz. Fena değiliz ya. Çok fazla transfer ihtiyacımız yok. Sadece yedeklere ihtiyacımız var bizim. Yedek, sağ bek, sol bek. Henüz çekebilmiş değiliz. Mert'e bravo. 6-0. Masuaki'yi güzel getirdi yalnız. Güzel. Ya bunu biz neden göremedik ama? Orada 0-0 yazan neydi peki? Bunu anlamadım ama güzeldik. İyi oynadık. Gaston sakatlandı. Neden? 6 gün tam önemli değil. Masuaki 3-4 gün tamam. Ya yorgunlar abi normal. Ne yapıyorsunuz oğlum bu adamlara? Ne yaptırıyorsunuz? Bu kadar ağır idman yaptırılmaz ama ha. Beni sinirlendi beni bak. Ağlası da karşıda oynayıp bölümü sonlandıracağız. Gelen gidenler. Henüz yok. Kimse gitmedi henüz. Amartey, Abubakar, Oxlade. Gitmiyorlar abi. Svensson. Gönderemiyorum. Gönderemediğim için de transfer yapamıyorum lan. Böyle bir şey olmaz. Harbiden böyle bir şey olmaz lan. Gidin lan. Sağ bek. Bedelsiz. Birini bulayım ben artık şuradan. Brand var. 30 yaşında. Yusuf Atal da var ama. Bir bakalım ikisine de. Atal fena görünmüyor Yusuf Atal. Ama Joshua Brand'e fena değil abi. Bu oyuncuyu ben bir almaya çalışayım. Büyük ihtimal alamayacağım ama. Deneyelim yine. Sağında oynamak istiyorsun. Okey. 4 numaralı forma. Onur Bulut'ta ama veririz abi. Önemli değil. E tamam çok fazla bir şey istemiyorsun ya. Çok fazla bir şey istemiyorsun. Aldık abi. Şimdi de sol bek alabilir miyiz? Sol bek. Yedek olarak. Yedek olarak var mı biriniz? Brandon Williams var. Abi kesinlikle alıyorum ya. Brandon Williams kesinlikle denenebilir. Abi neden biliyor musun? Ya bu adam kaç yaşında bir dakika? Kaç yaşında dediğin insan bu oyuncu? 23 yaşında. Yani sonradan değerlendirip satabiliriz bu oyuncuyu ha. Öyle bir şey var bak. Bak hemen başladı. İstediği çok şey de yok ha. Çok fazla bir şey istemiyor benden. Ben kabul ediyorum. Rotasyonda oynamayı kabul ediyoruz zaten. Şunu biraz düşebilirse harika olur diyeceğim ama. Oyuncu satıp öyle geleceğim abi buraya. Bu böyle dursun. Oyuncu satıp öyle geleceğim. Yani şu anda sana bir şey demeyeceğim. Görüşmeyi terk et diyemem. Yönetime söyleyemiyorum. Yönetim uyuyor herhalde. Maalesef şu anlık görüşmeyi terk edeceğim. Daha sonraki günlerde gelip bunu almaya çalışabilirim. Brandon'ı alabilirim. Eğer kimse almazsa. Güzel oyuncu çünkü. Yani almamız lazım. Empoli'yi tercih etmiş. Yapma be oğlum. Cannavaro vay. Adana Demirspor'a gelmiş. Daniel Amati. Kaça gidecek abi? 500 bine geliyor. Gidiyor abi. Tamam gitsin. Görüşmeyeceğim. Zanyatinov. Ya kalmaya mı? Ya Allah seni kahretmesin oğlum. Oynayamayacaksın ki ama. Oynatmayacağımı söyledim ben sana bak. Adam gibi, aslan gibi geldim sana söyledim. Arkanı dön be çık. Güzel. Abubakar. Güzel Abubakar da gidiyor. Abubakar ne kadara gidecek abi? 400 bin. Değeri ne kadar bu adamın? Yani değeri ne kadar? Değeri nerede yazıyor? 1 milyon. Ama önemli değil abicim ya. Önemli değil. Çoğunu ödüyoruz zaten. Gitsin. Görüşmeyeceğim. Dediğim gibi gereksizlerle görüşmeye gerek yok. Gidebilir. Bonservis bedeli. Yani bize kalan miktar da görüyorsunuz. Yani çok daha kasıklandık diyemeyiz. Şimdi o yapamadığım transferi bir tekrar gitmeye çalışayım. Hemen bir tekrar aynı şey diyeyim. Var mı? Abi yanlış dedik dur. Yanlış söyledim.
sağ bek Brandon Williams. İmza attırma deneyim tekrar. Vardy'i sonlandır dedim. Bu sefer alabiliyorum çünkü göndermem gerekenleri gönderdim. Gayet iyi oldu. Oyuncuyu da almaya çalıştık. Aldıksa ne dedik abi? Biz oyuncu istersek alırız. Biz bir oyuncu istiyorsak orada alıyoruz ya. Sadece istemekle kalmıyoruz. İstemekle yetinmeyeceğiz tabii ki. Talisca izleniyor hala. Yusuf Özdemir, Türk oyuncu. Yani Onur Bulut'u büyük ihtimal göndereceğiz. Bak sana şunu söyleyeyim. Onur Bulut büyük ihtimal kullanmayacağım bir oyuncu olabilir. Nerede o? Onur Bulut. Aç şurada abi. Onur Bulut 30 yaşında. O yüzden düşünmeyebiliriz. Bu oyuncuyu düşünmeyebiliriz abi. Ya bu yüzden transfer durumunda transfer listesini olarak değiştirip ardından bu gelen kutusunda da bu adamı almayı deneyebiliriz. Teklif yapmak istiyorum ben bu adama. 245'i önerdim. 1 milyon diyor. Talebi kabul ediyorum. Çok fazla bir şey istemiyor benden çünkü. Yani iyi bir transfer olacak gibi bence. Maximiliano bizi reddetmiş abi. Yapma abi, biz neden reddediliyoruz ya? Olan neden bize oluyor anlamıyorum ki. Ne güzel seviniyordum ha. Aldık diye. Vay anasını satayım. Sergio Araujo var. Araujo. Alabilir miyim acaba? Yani bu adamın da işi iyi. Tamam dediklerini kabul edeyim abi. Kabul etmediğim için de olmuyor olabilir. Orta sahada oynuyor ama önemli değil abi ya. Tamam bu şekilde onayladım. Ya gelir mi? Bilmiyorum. Bakmak lazım. Sergio gelir mi bilmiyorum. Görüşmeye hemen başlıyorum. Yusuf'u almaya çalışıyoruz. Yusuf Özdemir. Tamam kabul ediyorum. Çok fazla bir şey istemedi. Yusuf'u geri kiralamak mı? Yani bakayım kadroya. Bir dakika. Kadroda ne var ne yok diye bakayım. Svensson gideceği için bence çok da mantıklı bir tercih olmaz. O yüzden bu dediğini reddediyorum abi. Geri kiralamayacağım maalesef. Geri kiralamayı reddediyoruz. Son maçımıza doğru geçiyoruz abi yavaş yavaş. Yani bana soracak olursanız güzel transferler yaptık. Ya çok da fazla bir ihtiyacımız yok. Abi Erik de bizi bıraktı gitti. Allah sizi kahretmesin ya. Anlası da karşılaşacağız. Görüşeceğiz abi Tarışka'yı. Tarışka'yı görmek istiyor musunuz? Beşiktaş'ta değil ama. Gelmiyor abi. Ya alamıyoruz. Ya denedik. Çok istiyorum ama. Ya belki gelecek sene. Brenet geliyor. Hemen kabul ettim. Hemen gelsin. Sağ kanadımızı, sağ beyimizi bir sağlama alsın. Neman Granato maçından önce bu transferler önemli. Bir tane daha mı şey geldi hazırlık maçı? Hazırlık maçına tüküreyim abi. Hazırlık maçı istemiyorum ben. İptal et. Arsenal'e karşı olabilir. Chelsea'ye karşı olabilir abi. Deneyebiliriz kendimize. Olur olur. Onlar olur. Onlar olabilir. Lisans kaydını hemen yapalım. Joshua Brand'ı buraya aldım hemen. 14 yabancım oldu. Fena değil bence. Fena değil. Burada kimi çıkartabiliriz? Oxlex zaten oynamıyor. Oğuzhan'ı da buradan çıkartacağım. Zaten biz şey aldık ya. Jarman Bertram'ı aldık ya. O yüzden çok da forvet bakmayı düşünmüyorum ben. O iş yapabilir bence. Kanat oyuncusu. 14 oyuncum var ama bilmiyorum. Bakalım abi. Temsilciyle bir görüşelim. Ne diyor? 7 milyon diyor. İstediği miktarda bu olur diyor. Ya bu oyuncu iş yapabilir mi? 25 yaşında kanat. Rashica geline iş yapabilir mi? Şöyle hemen bir pazarlık yapmaya çalışsak, taksitler halinde bir denemeye çalışsak ne dersiniz? Gelir mi acaba? Yani bunun değeri 7 ise biz şöyle 5 veya 6 versek ne dersin? Olur diyorsan okey. Gelir mi? O adam gelir mi bilmiyorum. Santrafor ihtiyacım yok. Teşekkürler. Santrafor istemiyorum. Adamım var zaten. İhtiyacım artık kalmadı. Hazırlık maçlarını ben iptal ettikçe o daha fazla bana hazırlık maç atıyor.
şu Alnısır maçına bir gelelim abi. Ama önce Ricardo Sotti ile bir imzalamaya çalışalım. İlk 11 oyuncusu okey. 143 bin diyor. Anlaştık, tamam anlaştık. Kiralama teklifi 450 bine sezon sonu diyor ama gelecek sezon sonu gitse olmaz mı? Olmaz. Pekala, teklifi kabul ediyorum. Gidebilir abi. Önemli değil. Sezon sonuna kadar gidebilir. En mantıklı transfer teklifi oldu Onur Bulut için de, bizim için de. Yani Onur Bulut iyi bir oyuncu ama aldığımız oyuncuları görüyorsunuz. Bu oyuncular bize gayet iyi işler çıkartabilecek türde oyuncular. O yüzden de gerekli bir şeydi bu. Potansiyele bakıyoruz. Yani bu oyuncu da fena değil. Bu oyuncuyu da almaya çalışalım. 210 bin dedim. 1 milyon dediler. 1 milyonu şimdi ver, daha sonrasında bakalım dediler. Hemen bir anlaşmaya çalışalım. Tamam, güzel. Kavuzinski'yle de hemen görüşürüz. Yedek dedik. Bakalım gelecek mi? Okey. İstediği tüm tek şeyleri kabul ediyorum. İstediği şartları. Ve geri kiralamayı da kabul ediyorum. Gidebilirsin abi. Yani şu anda kullanmayı düşünmüyorum. En azından şöyle düşünün. Gençler şöyle düşünün. Bu oyuncu bizim şeyi harcamayacak abi. Yabancı kuralını harcamayacak. Hayır, bu oyuncu gitmiyor abi. Seçimi onaylıyorum. Bu oyuncu gitmeyecek. Onayladım abi. Oyuncuyu göndermeyeceğim. Bu oyuncuyu göndermeyeceğim abi. Bahtiyar. Oynatmayacağımız bu oyuncu abi. Oynatmayacağım için de ya bu kuraldan yararlanmayı düşünmüyorum. Gerek yok abi. Gerek yok. Bayram havası. Ne oldu oğlum? Hemen yanıtlayalım. Göktuğ var. Casper var. Efe var. Tayyip var. Tamam. Onur Bulut gidiyor zaten. Jonas Svensson gidecek. Joshua Brennett'i aldık oraya. Okey, tamam. Sıkıntı yok. Buraya Abdullah Aydın'ı alsak bir şey olur mu? Bilmiyorum. Oxlade gidecek zaten. Yakup Arda Kılıcı da alayım oraya hatta. Mustafa Hekimoğlu'nu aldım. Bu kadar. Yani başka da alacağım biri yok. Ve transfer dönemi benim için bitmiştir. Svensson'cum, ben sana demedim mi? Kullanmayacağım demedim mi? Kendi değilsin, neden? Lisansını çıkarmadım. Hakkında planımı sana söyleyeyim mi? Yeni kulüp bulman lazım sana, tamam mı? Önemli değil, her zaman oğlum. Yani beni anladığın için teşekkür ederim. Beni anlaman iyi bir şey. Transfer listesine. Ya üzgün, yapacak bir şey yok abi. Gitmenin için de elimden geleni yapıyorum açıkçası ama sen gitmek istemiyorsun. Yani gelen teklifin hepsini neredeyse reddettin sanki. Abakar gitti, Amartey gitti mi bilmiyorum. İnşallah gitmiştir. Onu da gönderdik mi göndermedik mi bilmiyorum. Şu Alnısır maçından sonra videoyu kapatacağız. İkinci bölümde böyle olacak. Videoya girerken ne demiştim ben? 20 dakika civar. Abi bu oyunda böyle olmuyor ki. Ya dediğimizi yapamıyoruz genelde. Hazırlık maçlarından birini daha iptal edeceğiz sanki ama. Bakalım. Onur Bulut'u. Ya tamam, gidebilir abi. 550 bin diyor. Onu biraz daha arttırsak 600 bin desek. Oo. 500 binin daha da altına düştük. Şöyle yapsak. Tamamdır. Kabul ettik. Ekrem Köse, Zafer Öğe antrenmanlık, antrenörlük kurslarına başlıyorlarmış. Williams gelsin abicim. Williams da bizim için önemli bir oyuncu olacak. Hemen oyuncu lisans kaydını da yapalım şurada. Neredesin Brandon'cım? Şimdi burada birini çıkarmam lazım. Kimi çıkartabilirim? Yabancı çıkarmam lazım galiba. Yabancı olarak da kim gidebilir? Buradan kimi çıkartabiliriz? Ernest Muçi kiralamayı düşünüyorum açıkçası. O yüzden de bu oyuncu alacağım buraya. Sağ bey ve sol beyimiz gelmiş oldu diyebilirim. Bunu hemen onayladım. Hemen oyuncu küsmeden, abi oyuncu hemen küsmeden. Çünkü oyuncu değerlendirmeyi düşünüyorum. Neredesin abi? Neredesin? Nerede lan bu oyuncu? Ernest Muçi. Burada bulamadım, bir dakika. Taktik ekranında bulabilirim büyük ihtimal. Ernest Muçi'yi. Buldum. Hemen bunu transfer durumu olarak da kiralama olarak onaylıyorum. Çünkü kiralık gitmesi lazım. Ya yapacak bir şey yok oğlum. Yapacak bir şey yok. Ernest'i de değerlendirmek istiyorum çünkü. Şimdi
Immobile hala sakat. 5 hafta içerisinde döneceği söyleniyor. Ama şöyle başlayacağım. Beltrame ile başlayalım bir. Ve ne yapalım biliyor musunuz? Yedeklerde alabileceğimiz kim var? Şalendur. Mochy yerine bir girsin. Bir bakalım orada ne yapacak. Jankeleş de bir Semih yerine bir girsin. Onu da orada denemek istiyorum çünkü. Bakalım ne yapacaksınız. Bu şekilde oynamaya çalışalım. Yeni gelen oyuncularımız neredeler? Buradalar. Sağ beyimiz buraya. Sol beyimiz de kimi çıkarsın? Fahri Ay'ı çıkarabilir oradan. Masuaki iyi oynuyor ama Brennet bir girsin bir ne yapacak? Bir bize göstersin abi. Hemen Sümre almasın maçına. Bakalım ne olacak. Ve ardından da bölüm sonu. Umarım hoşunuza giden bir seri olur. İkinci bölümde de iyi gidiyoruz abi. Kaybettiğimiz maç yok. Hemen buradan ne olduğuna bakalım. Neredeyiz oğlum biz? Beşiktaş nerede oğlum? Neredeyiz? Buradayız. Berabere kalmışız galiba. Özete bakabiliyor muyum? Goller varsa bakabilir miyim? Bu golleri izlemek istiyorum açıkçası ama bir bakalım maç raporu oluştur dedim. Ya aksiyondan da kayıt programından da oraya girmek biraz uzun sürdü ama bakalım ne olmuş abi. Tanışkayı izlemek istiyorum ben abicim. Tanışkayı izlemek istiyorum. İlk yarıda ne olmuş ne bitmiş. Brennet. Fena değil. Gol yememişiz ama bu da bir şey. Tanışkı'yı almak istediğimiz takımdan da gol yeseydik üzülürdüm. Tanışkı da atmış bize. Tanışkı oynamış mı bu arada? Otaryo var. Tanışkı'yı göremedim. Kalecimiz de gol yememiş. Bu da iyi bir şey. Bu da iyi bir haber. Mert'i dinlendiriyoruz. Fena değilsiniz oğlum. Immobile de dönsün de. Ondan sonra bir gerçek kadroyu görelim. Rafa. Ah be. Bu arada neden böyle maç izliyoruz acaba? Önemli anlar veremiyor musun abi bana? Önemli anlar diyelim. Bunu bayağı bir uzandırdık abi. Sadece önemli anlar verirsen harika olur. Gereksiz anları vermene hiç gerek yok. Gol atamadık. Ah be. Mert'e de atamadı. Williams'a geliyoruz. Yine olmadı. Mento'yu geçemiyoruz. Mento kimse onu geçemiyoruz bu arada. Ben çok yanlış yerde savuşuruz diyecektim ama hayır. Beraber kalmışız. Anlısı da bence fena oynamamışız. Gol atamadık ya. Yenemedik de. Bu da bir şey. Bence sıkıntı yok. Bir sonraki bölümde büyük ihtimal ne yapacağız? Şuradan hemen bir hazırlık maçlarından Chelsea ile olanı büyük ihtimal iptal edeceğiz. Artık bir hazırlık maçı bize atmasınlar diye dua ediyorum. Yani bir hazırlık maçı atmayın. Şu iki maça rahat bir kafayla çıkalım abi. Oyuncular yorgun olmasın tamam mı? Bu maçlara bu şekilde çıkalım. Bu iki maçı bir sonraki bölümde oynuyoruz. Üçüncü bölümde bu ikisini oynuyoruz. Sonraki bölümlerde de 2-2 ilerlemeye devam edeceğiz. Acelemiz yok biliyorsunuz. Keyfini çıkartacağız. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.